Merhabalar, ben Köftes Köfte ve şunları atayım, hatta şunu da tekrar loadlayayım. Ve baş aşağı Great Tech 5'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde enerji sistemi üzerine konuşacağız. Öncelikli olarak Great Tech, IC2'un enerji sisteminden koptu. Yani kısacası, eğer IC2 kablolarını alırsanız bunlarla bir Great Tech makinesini besleyemezsiniz. Ya da bir Great Tech makinesi bunlara çıkış veremez. Bizim kullanmamız gereken tek şeyler Great Tech'in kendi kabloları. Peki. Burada nasıl bir şey izleyeceğiz? İlk olarak wire yapmamız lazım. Wire'lar gördüğünüz gibi bunlar oluyor. Değişiklik de var. Bunların değişik amperleri, EU kapasiteleri ve kayıtları var. Bunlara biraz değineceğim. İlk olarak thin wire. Kesinlikle başlangıç olarak yapmamız gereken kablo. Thin wire bir de thin plate'i alıp wire cutter'la bu şekilde kesmemizden oluşuyor. Tabii ilerleyen zamanlarda wire mill ile bunu daha verimli halde elde edebiliyoruz. Bu arada merak edenler için evet IC2 kablolarını da tekrar elde edebiliyoruz. Tabii onları bulabilirsem. Çünkü IC2 enerjisine çevirme yolları var. Tabii onun için öncelikle benim IC2 kablolarını bulabilmem lazım. Evet, onları da böyle bakarım artık. Evet, gördüğünüz gibi bunlar da tam ters yönde elde ediliyor. Evet, wire'lar bunların katlanmamış hali. Wire'ları gene döşeyebiliyoruz fakat tavsiye etmiyorum kesinlikle. Ve bunları kırmak için wire cutter'a ihtiyacınız var ya da benim gibi creative de olmaya. Evet. Wire'lar bu, ayrıca wire'lar pek çok recipe'de de kullanılıyor gördüğünüz gibi. Evet. Ve bunların kaplanmış hali cable. Bize başlangıç olarak tin cable lazım. Gördüğünüz gibi bunları kaplamak basit, bir tane rubber sheet ve bununla hallediyoruz. Ve başlangıç için kesinlikle bunu kullanıyoruz. Peki. Alışkın olmadığın EU kavramına alışkınsınız. Yani voltaj kısmı. Alışkın olmadığınız bir kısım amper. Amper tam olarak nedir diye soracak olursanız kabloların maksimum enerji paketi taşıması diyebiliriz. Eskiden IC2'da hatırlarsanız bir kablo üzerinden 20 tane mesela 512'lik bir kablo 20 farklı 512 kaynağı taşıyıp yine 512 çıkışı elde edebiliyordunuz. Kabloya herhangi bir zarar gelmiyordu. Fakat burada mesela bu kabloya birden fazla jeneratör bağlarsanız eğer kablonun yanma olasılığı var. Ya da birden fazla amper çıkışı yapan bir şey koyduğunuz takdirde. Fakat bunun için de gördüğünüz gibi tin kablolara değinelim. 2x kablo. Bu da bu şekilde yapılıyor ve bu 2 amper taşıyor. 4, 8... 12. 16'sı olacaktı bir de. 12'ye düşürmüş Greg bunu. Güzel. 16x'ler duruyor, tamam. Onları kaplayamıyordunuz. Çünkü bunları sadece crafting recipe'lerinde kullanacağız. Evet. Ve 16x. Gördüğünüz gibi taşıdıkları amper bu şekilde değişiyor. X'e bir tekrar bakalım. Evet, kaplayamıyorduk. Peki. Bu bize ne kazandıracak? Daha sonra ne değişiklik yapacak? Bu arada unutmadan her kablonun bir kayıp oranı var. Bunu nasıl özetleyebiliriz? Şuradan 32 EU çıkışı verdiniz. Şuradan. Bundan buna geçerken ve bundan buna geçerken farmin pili bitmek üzere. Gördüğünüz gibi bir EU kaybediyor. Buradan buna geçerken bir EU 1. Kısacası 1, 2, 3, 4, 5. Bu yolda 5 EU kaybediyor. Peki bu bize neye zorluyor? Enerji üretimini merkezi yapmamaya. Ve beraberinde de benim masam üstünde duran yedek pillerimi açmaması yapılıyor. Evet. Bu arada her kablonun değişik bir gördüğünüz gibi
wire değil de cable diyelim. Çünkü yalıtılmış halleri daha az kayıp sağlıyor. Gördüğünüz gibi red alloy sıfır kayba sahipken taşıyabildiği EU oranı bayağı düşük ama. Yani bu şekilde kendinize en uygun kabloları seçebilirsiniz. Mesela Electrum kablo kaybediyor yine. Gold 2 kablo. Enhanced Copper, Copper'ın biraz tekrar işlenmiş versiyonu fakat 1 EU kaybediyor. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bu sistem sizi merkezi enerji networklerinden uzaklaştırıp merkezi yakıt networkü şeklinde itiyor. Peki. Amperlere değindik. Mesela diyelim şuna kaldırabileceğinden daha fazla amper verelim. Ne elde edeceğiz? Bunu en kolay yapmanın yolu battery buffer'lar. Bir slotluk değil de bana 9 slotluk ver. Evet. Battery buffer'lar IC. Greg Tech'in yeni enerji saklama yöntemi. Gördüğünüz gibi buraya piller koyarak değişik tipte bir piller var. Lityum en tavsiye ettiğim. Peki şimdi buna bir furnace koyalım. Basic electric furnace. Ve bunda bir şey ısıtmayı deneyelim mesela. Pulse o değil. Stone. Evet çalıştırıyor. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı söz konusu. Bu kablonun en kısa sürede yanma riski söz konusu var. Tabi bu sanırım yüksek amper. Gregtek bu konuda bir şey eklemiş, bunu bilmiyordum. Amperi değiştirebiliyor. Şu şekilde halledelim. Evet bu ilginç oldu. Bunu beklemiyordum. Tin cable'ı tekrar deneyelim. Belki soldering iron'la alakalı bir bug'dır. Çünkü normalde bu kablonun yanması lazım mı? Evet. Bu şekilde göründüğü gibi soldering iron'la alakalıymış. Benden ufak bir ipucu da almış oldunuz. Evet. Peki bunları nasıl çalıştıracağız diye soracak olursanız. Bu arada bu buffer'lara birazdan değineceğim. Onları nasıl çalıştıracağım diye soracak olursanız gördüğünüz gibi daha yüksek versiyonları. 12x kullanabileceğiniz güzel bir yöntem. Yüksek amperli bir enerji kaynağınız varsa bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ama gördüğünüz gibi tam blokluk bir kaplaması var. Evet, bunu özetlediğimize göre sırada enerji üretimine denk gelelim. İlk olarak enerji üretim konusunda kullanmanız gereken ya da kullanabileceğiniz steam turbine'lar. Basic, Advanced ve Turbo Steam Turbine. Bunların yapımları bu şekilde. Hepsinde malzeme değişiyor. Turbo da buna dönüşüyor. Özetlemek gerekirse hepsinin verimlilikleri tamamen farklı. En verimlisi bu. Basic olan. Buna steam'i yerleştirdiğimiz takdirde bu enerji üretmeye başlıyor. Bu 32 EU üretiyor. Bu 128 EU üretiyor. Bu ise 512 EU üretiyor. Ama gitgide verimlilik azalıyor. Yani mantıklı olan bir yöntem bundan 4 tane koyup şöyle ortada bir depo oluşturmak şundan daha verimli oluyor kısacası. Böyle bir seçenek sunmuş. Eğer yakıt konusunda endişeniz yoksa bunu kullanabilirsiniz diye. Bunun yanı sıra dizel jeneratör. Yine aynı şekilde fakat bunda verimlilikler farklı. 90, 80, 70. Bunların %100 olanları da olması da sağlanacak ileride. Şu an için yok. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde yakıt ile çalışıyorlar. Mesela fuel koyarak çalıştırabilirsiniz. Tabi dizel dersek eğer daha kolay oluyor. Dizel ile enerji üretebiliyor.
Yanlış hatırlamıyorsam lav ile de üretebilmesi lazım. Emin değilim. Evet, üretemiyor. Yanlış biliyormuşum, pardon. Denemiş olduk sizinle beraber. Oil ile enerji üretebilirsiniz. Tabii oil'i bu şekilde almadı. Oil cell üretmiyormuş. Bunu bilmiyordum. Fuel'a geri dönelim. Evet. Nitro dizel kullanabilirsiniz. Nitro dizel en verimlisi kesinlikle. Nitro dizel yaklaşık olarak 3 kat daha verimli bundan. 3 ya da 4 kat daha verimli. Onu işlerseniz çok daha verimli bir enerji üretimi elde etmiş olursunuz. Bunun yanı sıra diğer bir enerji üretim yolu reaktörler. Dersu. Nakuta reaktör. Bu Nakuta diye özel bir şey içe kullanıyor. Bunları Ant'te buluyorsunuz. Bu ileriye dönük. Peki IC2 enerjisini çevirmek istiyorsunuz. Yani IC2 enerjisi kullanan bir şeyiniz var elinizde. Onu çevirmek istiyorsunuz. Bunun yöntemi çok basit. Transformer'lar. Eğer Greytek enerjisini IC2 enerjisine çevirmek isterseniz bunu alıyorsunuz. Yüksek kısmı Greytek tarafına veriyorsunuz ve bana bir adet led değil, tin kablo ver. Herhangi bir ayarına dokunmadan tin kablomuzu alıyoruz. Ve bir tane Industrial Craft makinesi alalım. Mesela evet, bulabilirsek eğer. Electric Furnace. Industrial Craft'ın Electric Furnace'ı. Ve buna tabii sana biraz Cobblestone verelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunu çalıştırabiliyoruz. Fakat direkt olarak bu hiçbir şekilde bağlanmıyor. Aa, bağlanıyormuş. Değiştirmiş Greg. Tamam, bunu bilmiyordum. Aa, bakalım başka bir IC2 makinesine bağlanıyor mu? Mesela enerji loader, daha sonra IC2 enerjisi kullanan bir loader. Evet, bu direkt bağlanmıyor. Bunun transformer'a ihtiyacı var. Bu transformer istiyor. Sanırım o buna özel bir durumdu. Diğer bir yandan battery buffer'a tekrar değineceğim. Ama henüz değinemiyorum çok fazla. Evet, 4 slotluk bir tane alalım. Ve IC2 generator alalım. Bunu böyle direkt bağlayalım. İçine de kol koyalım. Bakalım enerji verecek mi? Tabii bize battery de lazım. Boş pil. 4 tane boş sodyum pil. Bakalım bundan enerji alacak mı? Hayır, almıyor. Fakat tin kablo ve Greytek transformer'ı, tabii low voltage lazım bize. Tabii bunun nasıl bağlanması gerektiği sıkıntı. Evet, algılamadı arkadaşımız. IC2 transformer'ı deneyelim bir de. IC2 transformer'ımızı algılayacak mı? Hayır. Tamam, bu şekilde bağlarsak eğer, bakalım algılıyor mu? Evet. Bu olayı tamam. Bu ilginçti. Hemen geliyorum. Evet. Biraz araştırdım ve Greg sistemi biraz değişmiş bitirmiş. Önceden biraz farklıydı.
Bu ikisini dip dibe koymanız lazım. Buradan bu bağlanacak. Bunun da giriş yüzü buna dönük bir biçimde buraya bağlanacak. Fakat 1 amperlik bir kablo koymayın. 2 amperi deneyeyim bir de. 2 amper belki olur. Evet, 2 amper. Minimum 2 amper koymanız lazım ve burada gördüğünüz gibi pili dolduruyor burada. IC2 enerjisini de bu şekilde bu enerjiye çevirebilirsiniz. Bunu nerede kullanırım diye soracak olursanız, seni kırmayacaktık. Mesela nükleer reaktör. IC2'nin nükleer reaktörü. Kullanmak istiyorsunuz. Ve bize ne lazımdı? Ve lever. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunu şarj ediyor. Yani IC2 reaktörlerini hala kullanabilirsiniz. Gerçi bunları artık steam üretecek şekilde de üretebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Sırada enerji üretim yollarından bir tanesine daha değinmem lazım. O da solar paneller. Tabii konfliklerden şu daha gelişmiş solar panelleri de açabiliyorsunuz. Fakat normal solar panel bu. Ve bunu normal bir biçimde yerleştiremiyorsunuz, dikkat ederseniz eğer. Bunu yerleştirebileceğiniz yerler, bakalım kabloya yerleştirebiliriz, evet. Bunun yanı sıra bir bloğa da yerleştirebiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi pek bir etkisi olmuyor. Bunları kaldırmak için evet, crowbar alalım. Railcraft'ın crowbarı da işe yarar. Solar panel böyle bir enerji üretim yolu. Yani birikimiyle. Mesela buna medium voltaj koyalım. Evet, gördüğünüz gibi medium voltaj solar panelimiz çalışıyor. Bunlar bu arada kısa. Efsun'un bir sonraki sürümünde eğer siz izlerken yayınlanmış olabilir ama 1.4 sürümünde aktif edilmiş olacak. Bunları da kullanabilirsiniz. Evet, konfliklerden kendiniz de açabilirsiniz. Enerji üretim yolları bunlar. Enerji aktarım yolları bunlar. Ve sırada enerji depolama. Burada da devreye battery buffer'lar giriyor. Öncelikli olarak gördüğünüz gibi Insane Ridiculous ZPM Ultimate Maximum. Gördüğünüz gibi böyle değişik tuhaf voltaj isimleri söz konusu. Ve her birinin ayrı bir battery buffer var. Battery bufferların bir özelliği daha. Mesela low voltajdan gösterelim. 9 slot. Araya bir tane 4 slot lazım. Ve 16 slot. Bunlar arasındaki alaka şu. Buna bir tane pil, buna 4, buna 9, buna 16 tane pil yerleştiriliyor. Peki, olayları tam olarak ne? İçine yerleştirdiğiniz pil kadar size output veriyor. Yani kısacası bunun için arası amper output veriyor. Yani bunları enerji depolamak için kullanabilirsiniz ama daha yüksek enerji depolamak için daha yüksek amper harcamanız lazım. Bu 9 4 amper veriyordu bu. Şu an 5 amper veriyor. 6 7 8 9. Evet. Buysa tamamını doldurduğumuzda 16 veriyor. Yani amperini de kendiniz ayarlayabilirsiniz buradan. Bunlar enerji depolama yöntemlerimiz. Yerleştirebileceğimiz şeyler. Buna pek bir şey yerleştiremiyoruz. Buna bu pilleri, small piller ya da IC2'nin re-battery'lerini, buna medium battery'ler, buna large battery'ler. Bu arada buna şunu da yerleştirebiliyoruz. Advanced Re-Battery.
High voltage'a yerleştireceğimiz şey buydu. Extreme voltage'a hemen gösteririm. Lepatron kristal. IC2'nun. Buna ise Lepatronic Energy Orb. Bundan sonrası ise henüz tam olarak yerleştirilmemiş şeyler. Yani kısacası şuradan itibaren kullanışsız. Zaten makineler de henüz buraya kadar aktif. Enerji depolama yöntemimiz de tam olarak bu. Size bir sonraki bölümde makineleri anlattığımda verimli bir enerji saklama yöntemini de göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin günler, iyi eğlenceler.